Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz. Gir. Selamın aleyküm abi. Aleyküm selam koçum. Hayırdır? Hayır mı değil mi? Sen karar ver abi. Ben Vedat Sayar. Karımın abisi ve yakın korumam olan Salih Zorlu'yu karımı ve oğlumu benden kaçırmak istediği için öldürdüm. Bunu Mustafa'dan nasıl aldın? Nasıl aldığımı boş verelim de Vedat şerefsizine hiç çıkmamak üzere hapse tıkalım. Sen ne yaptığının farkındasın değil mi? Farkındayım abi. Vedat'ın ipini çektim. Bu itiraf senin canının sigortasıydı. Abin ne diyecek? Benim canımın sigortası Rabbim. Onun yazdığı ecel gelmeden kimse benim canımı alamaz. Ben sana bunu teslim ettim. Sen de görevini yap. Vedat şerefsizini bir an önce hapse tık. Civradadır abi. Nefes yengem de Tahir abim de Yiğit'in gidişiyle yıkıldı. Ne oldu da? Ula salatalık. Sağa kalksaydın anlardın ne oluyor. Sen zaten sadece düşmanın kızına dertte. Ya Mustafa. Ne? Bulaşma uşağı da. Yengem, biz sahura kalktık. Baktık Tahir yok. E Civra'dadır. Civra'da, Civra'da. Desin o zaman ben Civra'dayım. Ne merak etmeyelim, ne? He. Mustafa'm doğru dedi onu. Hem garısı oldu perişan. Bu dangoz niye garısının yanında değil? Gelsin bak ben onun ağzına. Yavaş. Günaydın. Asiye abla, börek açabilir miyiz? Börek mi dedi o? Vallahi börek dedi he. Yengem börek mi dedin sen? Evet. Peynirli börek. Sevmez misiniz? Tövbe. Hepten kaydırdı. Yengem sen gel otur şöyle. Yan gazlar kapıları açın. İçerisi hava alsın. Ya niye oturuyorum? Dün şey oldu ya. Ne oldu? Ne mi oldu? Oğlunu Vedat'a verdiler. Unuttun mu? Yoksa sonunda kafayı mı sıyırdın? Sıyırmadım Saniye Hanım. Benim sıyırmak gibi bir lüksüm yok zaten. Oğlum için güçlü olmak zorundayım. Dün yapılan hata bir şekilde düzeltilecek. Umutsa umut, inatsa inat. Oğlumu geri alacağım ben. Uy, metanetini sevdim. Hah, tam bir kaleli. Helal sana be yengem. Gamsız gari. Ana! Ne? Ana! Bir gari evladına ağlamazsa gamsızdır. Ağlayıp durursa çaresizdir. Ama gözyaşını silip kakarsa çok tehlikelidir. O garıdan korkacaksın. Emin anlatabildim mi sana yani? Esma abla iftara gelecek temizli konuşmak için. O peynirli börek seviyor ya. Yapabilir miyiz? Emrin olur Eltucuğum. Çıkar onu yoğuralım hamuru haydi. Ben çıkarttım zaten. Tahir geldi. Tahir?
Kötü haber, gelen Tahir değil, benim. Ama iyi haber, seni Tahir'in yanına götürmeye geldim. Hı? E hadi Nefes yenge, giy ayakkabılarını. Devrem bekliyor. Hayırdır? Siz ne karıştırıyorsunuz? Hayırdır Devrem? Gemide sahur keyfi mi? Af buyur. Hani gecenin körü ya, bu saatte uyandırınca dedim herhalde sahur yapacağız gemide. Ula ye, iç, yat, uyu zaten. Oy nenem. Oğlum, bak bana vampir muamelesi yapma lan. İnsan dediğinin yemesi, uyuması lazım değil mi? Ama bilema da işe yaraması lazım Devrem. Haydi bakalım, yine aksiyon değil mi? Kaçıyoruz. Oğlum niye kaçıyoruz lan? Polis mi peşimizde? Doğru, polis olan benim. Ya agacım, bak mübarek sahur vakti, yorma beni. Hadi anlat. Yarın Vedat'ın itirafını Mithat abiye vereceğim. Vedat hapse girecek. Oğlum sen kafayı mı yedin lan? Ha? Vedat içeri girerse Nefes yenge evrakta sahtecilikten içeri tıkmazlar mı? Tıkarlar. Yengeden mi sıkıldın? Yok. Bu al mektuplarını, ver mektuplarımı durumundan sıkıldım Devrem. Ceylan'ı Nefes'ten saklamaktan sıkıldım. Vedat'la anlaşma manlaşma yok. O içeri, biz dışarı. Dışarı derken? Rusya'ya kaçıyoruz. Haydi. İdris, Ali, Ali İdris. Tamam mı mesele İdris'im? Tamamdır uşağım. Sizin pasaportların yanına Ceylan için de ek bir pasaport yapılacak. Ceylan'ın fotoğrafı lazım yalnız. Yarın Vedat tutuklansın, çocuklarla fotoğraf işini hallederim. Al şu parayı da. Eyvallah. Pasaportlarda bizim soyadımız yazacak değil mi? 4 kişilik bir aile gibi görüneceğiz. Aynen. Ne bakıyorsun Devrem? Çok özür dilerim Devrem. Sen az önce bir polis memurunun yanında sahte pasaport düzenletmeye mi çalıştın? He Devrem, ne oldu? Ulan beni ne alet ediyorsun o zaman? Kanunsuzluğa göz yummaktan kendi kafama sıkayım diye mi? Yok Devrem, sıkma, o kafa lazım bana. Neye lazım? Yarın o kafanı da al bize git, Nefes'i al bağa getir. Ben niye gidiyorum aga? Nefes'i polisten saklayacağımız evi ayarlayacağım ben Devrem. Vedat tutuklanır tutuklanmaz Nefes'i şikayet eder. Gidene kadar kızı kollamam lazım. Lan sen ciddi ciddi her şeyi bırakıp gidiyorsun yani. Her şeyimi kaybetmemek için gidiyorum Devrem. Tahir anlatır sana yenge. Gel. Sen iyi misin? Gayet iyiyim. Sen? Nefes kafası değilsin yani. Tahir, beni buraya niye getirdin? Akşam Esma abla gelecek, temizliği konuşacağız. Daha börek açacağız. Böreği de temizliği de unut. Bir daha eve gitmeyeceksin. Neden gitmeyecekmişim? Çünkü gidersen tutuklanırsın. Ne? Neden tutuklanacakmışım ki? Gürcistan'a girerken attığın sahte imza. Thank you.
Babadan izin belgesi. Geçebilirsiniz. Onun için mi tutuklanacağım? Ama niye şimdi? Ceylan'ı. Ceylan'la Berra'yı almayayım diye Vedat seni hapse attırmakla tehdit etti. Ben de itiraf videosuyla onu tehdit ettim, aldım. Bana eksik anlattın. Tehdit ettiğini söylemedin. Anlaşma yaptık dedin. Tamam, her neyse. Anlaşma bozuldu. Niye bozuldu? Çünkü Vedat rahat durmadı. Yiğit'i de aynı şeyle tehdit etti. O yüzden çocuk babamla kalacağım dedi. Seni kurtarmak için. Emin misin? Çok düşündüm. Başka bir ihtimal yok. Senin özgürlüğünle tehdit etmeseydi Yiğit'i, kendini ona mahkum etmezdi. Ama Yiğit çok küçük. O daha 7 yaşında. Onun omuzları... Öyle bir yükü taşımaz ki, çok küçük. Yüreği omuzlarından büyük. Sıkıntı o. Sen şimdi niye öyle söyledin ki? Ben söz vermiştim. Ağlamayacaktım, güçlü olacaktım. Vedat, niye şimdi böyle bir şey yaptı ki? İstediğini elde etti, Yiğit'i aldı. Niye beni hapse attırmak istiyor? Çünkü bu sabah itiraf videosunu polise verdim. Nefes! Nefes! Kızım dur! Nefes! Kızım sağa dur dedik! Ya sen nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Nasıl kafana göre iş yaparsın? Ya ne yapsaydım? Oğlumuzu alan şerefsize buyur al götür güle güle büyütme deseydim. Bir bana sorsaydın. Her şeyi herkesi arkamıza bırakıp kaçıyoruz Nefes diye sorsaydın. Bir kere sordum. Bu ne Tahir? Neye benziyor? Pasaport işte Nefes. Olmaz. Nesi olmaz Nefes? Yiğit'in bir haftada geldiği hale baksana. Ya o adam daimi velayeti alırsa? Vedat daimi velayeti aldı. Şimdi de biz onu içeri tıkıyoruz. Yiğit'i de alıp gidiyoruz. Bitti. Hiçbir yere gitmiyoruz. Nefes, kızım. Vedat içeri girdiği an seni şikayet edecek. Belki de etmiştir bile. Sen hapse mi girmek istiyorsun? Dün bana sorsaydın, senin mezara benim hapse girmemi garantiledikten sonra değil. Oğlumu sensiz ve bensiz bıraktıktan sonra değil. Gir içeri. Ne? Gir içeri, kır dizine otur, beni bekle. Sen kır dizine otur. Ben içeri falan girmiyorum. Ali! Nefes sana emanet. Yiğit alıp geliyorum. Sakın çıkmasına müsaade etme. Yiğit, oğlum. Yiğit babacığım hadi bak kalk bir şeyler ye. Senin yüzünden Ceylan da yemek yemiyor. Yemeyeceğim, orucum ben. Oruç musun? Ama çocuklar oruç tutmaz ki. Babalar da çocuklarını annelerinden ayırmaz.
Babacığım bak, üzgünsün biliyorum ama geçecek. Hadi şimdi ne yemek istiyorsun söyle, hazırlatayım. Sen, ben, Ceylan hep beraber yemek yiyelim, olur mu? Yemek istemiyorum, seni istemiyorum. Ceylan'ı da istemiyorum. Çünkü ben artık annemi bile isteyemiyorum. Yiğit. Yenge, sıkma artık canını ya. Haklısın. Ben bir yüzümü yıkayayım. Tamamdır yenge. Sen beni bir yere kadar bırakabilir misin? Parasını sonra öderim. Bin kızım, bin. Para istemez.
Yavaş. Yiğit'i almaya geldin ha. Abi. Abinin... Abi. Arkana bakmadan bırakıp gideceğin abi ha. Sen nereden öğrendin? Yiğit'i almaya geldiysen Vedat evde. Ne? Tutuklamadılar. Tutuklatmam. Selamünaleyküm. Mustafa abi hayırdır? Fışkı hayırdır? Vedat nereye tut Eba? Adamın odasında. Bana Vedat'ı tutukladım deme! Daha dosyayı hazırlıyorum. Hayırdır? Sen nereden biliyorsun? Ulan itirafı buraya mı kopyalar? Al sana itirafı. Dayı onu delirdin mi ya? Al sana itiraf. Bu da biliyorsun ha? Dayı oğlu ne yapıyorsun ya? Video ha? Al sana bu da video. Ya ne yaptın ya? Ne yaptın ya? Ben ailemin birliğini, kardeşimin hayatını gördüm. Bezdum, vallahi bezdum. Sonunda çıkacağım kendi kafama, o olacak. Takip et beni. Seninle evde hesaplaşacağız. Nefes yenge, iyi misin? Bir saat oldu, çıkmadın. Ne var Devrem? Devrem, Nefes yenge kaçmış. Ne? Teşekkür ederim. Burada Nefes, kapat Devrem. Sen ne yapıyorsun? Beni bir yere kapatırsan kaçarım. Hep kaçtım. Dua et, bugün evime kaçtım. Nefes! Abi bulmuşsun. Buldum bazım sayende. Sen mi haber verdin? Yuh! Ben çok önceden yapılması gerekeni yaptım. Bunca zaman beklediğimiz kabahat. Aman durma! Anne kardeşleri bırak, hemen kaç diyorum Oskofa. Ula kot kafalı, sana kaç defa söyleyeceğim. O manyak hapse girerse seni öldürecek. O elindeki itiraf senin canının sigortası. Ula bir tutturdun can sigortası. Ya bu adam beni öldüremediği yerde öldürtmeye kalkmadı mı? Mercan'ı astı, Cemil beni öldürmeye yemin etti. Ya anlamıyor musunuz? Bu adamı durdurmanın tek yolu bu. Bin tane yedeği var bende. Delirtmeyin adamı, gider veririm savcıya. Baba bak! Delirme, ben delirirsem sağa benzemem ha. Bileysen. Mustafa! Hem oruç hem deli hiç çekilmezsin. Sakın. Tayır doğru der. Gayban herif durma işte. Abim haklı. Vedat'ı durdurmanın, kurbanlarını kurtarmanın tek yolu bu. La sus sen, konuşma. Yangaz bence de sen sus, saçmalıyorsun. Ya ne susacak adam, doğru dedi. Mercan ne halde bilmiyor musunuz? Nazarı da kendi ağına düşürdü şimdi. Ya bu şerefsiz Yiğit'e beni istemezsen anneni hapse attırırım dedi de öyle aldı çocuğu. Ne bulacak da Nefes bazımı hapse attıracak? O çok dahi yani planın vardı ya abi. Vedat'a vermem. Vermeyeceğim zaten. Kadınla çocuk Gürcistan üstünden Rusya'ya kaçacak. Sen de
Ulan niye açıldı o eski defterler şimdi? Hayırdır, ne alaka yengem? Alakasını diyeyim yengem. Gürcistan'a geçerken Vedat imzasını taklit etti diye Nefes'i şikayet edecek. Evrakta sahtecilik, çocuk kaçırma falan derken Nefes hapsi boylayacak. Siz Vedat'ı hapse tıkın, o da bu gariyi tıksın, hepten kurtulalım. Ana! Niye kızıyorsun ki annene? Onun dediğini yapmadın mı? Vedat'a ne hacet? Sen kalemimi kırdın zaten. Mustafa abi itiraf almasaydı ben şu anda hapisteydim ya. Bana bak kızım, üçtür çok pis ayar oluyorum, ta efendiliğimi bozdurma bana. Bir çaresini düşündük herhalde, değil mi? Çare dediğim memleketini terk etmek. Onu yapacağıma kaç yılsa yatarım daha iyi. Belli. Arkamı döner dönmez kaçıp buraya geldiğine göre. Sen hapse düşünce Yiğit'e kim bakacak, düşündün mü hiç? Sen gurbete gittiğinde ailen ne yapacak, onu düşündün mü? Bırak oğlumu da ben düşüneyim. Abi, ne oldu şimdi? Nefes istemeyi diye itirafı vermeyeyim misin? Vedat yine mi İrtay? Yangaz, bak abim zaten tepem atmış. Zorlama da, düşüneceğim bir şeyler. Nazarı Vedat'ın eline bırakmayacağım demiştin. Onu da düşünecek misin? Şu an nereye gidiyorum biliyor musun Yangaz? Cemil'i içeriden çıkartmaya gidiyorum. O çıkarsa Nazar'ın Vedat'la evlenmesine gerek kalmaz. İşinin başına geçer. Ne oldu, düşünmüş müyüm bir şeyler? Düşünmüşsün abi. Sağ ol. Girin. Selamın aleyküm. Aleyküm selam savcım. Oo Tahir, sen vurulmamış mıydın? Ne çabuk ayağa kalktın? Dünya işte. Hayırdır, niye geldin? Hayır savcım, hayır. Cemil Dağ Devre'nin suçsuz olduğunu söylemeye geldim. Diyorsun. Adam itiraf etti yahu. Ya siz bakmayın ona. Beni vurmayı çok istiyordu. Başkası vurunca da gurur yaptı işte. Allah Allah. Meslek hayatım boyunca böyle saçma bir şey duymadım. Vallahi bence de adam çok saçma. Kim vurdu o zaman seni? Vallahi hiç bilmiyorum. Sen şu Cemil'i içeriden çıkarmak için uydurmuyorsun değil mi bunları? Yok ya savcım. Bana kalsa yatsın içeride. Biliyorsun sevmiyorum kendisini. Ama vicdanım el vermiyor işte. Yalnız Deli Tahir, sen şikayetçi olmasan da bu kamu davasına dönüştü. En iyi ihtimalle Cemil tutuksuz yargılanmaya devam eder. Vallahi o kamuyla Cemil arasında sayın savcım. Ben şikayetçi değilim. Cemil beni vurmadı. Bitmiştir. Funda Hanım. Merhaba. Merhabalar. Kusura bakmayın böyle habersiz geldim ama bir gelişme var. Buyurun. Avukat olduğum için haber verdiler. Tahir Kaleli savcılığa gitmiş, kendisini Cemil Dağ Devre'nin vurmadığını söylemiş. Cemil'i çıkartacak yani. Ne zaman çıkar? Adli işlemler en fazla bir günde biter. Niye çıkarıyor ki Cemil Bey'i? Cemil işinin başına geçsin, bizim de Nazar'la evlenmemize gerek kalmasın diye. Yani ben Kaleliler Yiğit'in yasını tutarlar diye beklerken çoktan taarruza geçtiler bile. Thank you.
Gel dedin, geldik. Söyle bakalım, neymiş diyeceğin o önemli şey? Selamün aleyküm, aleyküm selam Necip. Karımın abisi ve yakın korumam olan Salih... Bu itirafı aldığım günü hatırlarsın ha? Nefes bazım dedi ki... Vedat, abisini öldürdüğünde seni de orayaymış. Hatta adamı sen gömmüşsün ha? Tahir, kaseti, itirafı Mithat'a verdi. Olamaz. Heh. Bence de olamaz. Ha işte deli o. Ne yapacaksın? Şimdi Vedat içeri girecek, sen de yardım ve yataklıktan hapis yatacaksın. Anneciğim. Korkma, korkma. Ben Mithat'tan aldım itirafı geri. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Dalga geçeceğiz ya Mula sen. Olacakları anlatıyorum Necip. Tahir'in elinde bir sürü kopya var. Bizim deli durulmayacak. Mithat'tan aldım ama savcıya verecek itiraf. Ama duydum ki bu bizim delinin hayatını sen kurtarmışsın anneciğim. Ya Vedat ortalıkta dolandığı müddetçe Tahir'in hayatı zaten tehlikede. Kendisi vuramadığı için gitti Cemil'i vurdurttu. Necip olmasaydı ölmüştü Tahir. Necip! Lan Ali kurtarmıştı Tahir'in hayatını. Yok yok Necip kurtardı. Biriniz boşboğazlık eder de Vedat duyar diye gizli tutmuştum. Ama şimdi kendim boşboğazlık ettim. Anam ne oluyor? De bakayım be bu Necip. Hı? Niye kurtarsın Tahir'in hayatını? Vedat'ın elinden ailesini koruması için Tahir'e güveniyormuş. Bize yardım edersen Tahir'in kaseti savcıya vermesini engellerim. Sen de suçlanmazsın, ailenin başında kalırsın. Nasıl? Vedat'ın kadına karşı şiddet olayını ispatlarsan Nefes bacım Yiğit'in velayetini alır. Bizim Tahir de delirmez. Ben nasıl ispatlayacağım ki şiddet olayının gerçekliğini? Vallahi o kadarını sen bileceksin. Benim istediğim bu şerefsizin hak ettiği cezayı çekmesi ya. Hani biz Vedat'ı cinayetten içeriye alırsak sen de yardım ve yataklıktan yatacaksın. Ama sen kadına karşı şiddet olayını ispatlarsan biz seni koruruz. Sen de ailenin başında kalırsın. Vedat yine hapis yatar ama sen suçlanmazsın. Neci? Anladın? Taktiğin tutacağın lan, emin misin lan? Ölümü gösterip ayrılığa razı etmenim mi abi? O ne dula? Eminim abi. O plan sende hep tutay. Ulan! Abi! Şimdi galayı basacağım Nefes bacımın yanında. Ağzım oruçlu, tövbe tövbe. Abi nasıl geçti? İyi bacım, iyi. Necip'e gidelim demekle haklıymışsın. Seni de yardım yataklıktan içeri alırlar deyince tırstı gevşek. Bence bize bu Vedat'ın şiddetiyle ilgili bir şeyler verecek. Ben de oğlumun velayetini alacağım. İnşallah bacım, inşallah. Allah'ın izniyle. Yoksa biz bu Tahir'i durduramayacağız ha. Durduracağız abi. Tahir tek çözümün Rusya'ya gitmek olmadığını anlayacak. Ya Necip bize bir şeyler verecek ya Mercan iyileşip konuşacak. Ama ben çocuğumu o canavarın eline bırakmayacağım. Burada kalacağım. Hadi. Senden ne güzel hayaller kurardık, hatırlar mısın? Sen Tahir'le evleneceğini söylerdin. Ben de bir adama bağlanıp yaşanılırım ya, kendi ayaklarının üstünde duracaksın derdim.
Şimdi düştüğümüz hale bak. Sen sevdiğin adam bir başkasıyla evlendi diye kendini astın. Ben ayaklarımın üstünde durmak için başka adamla evlenmek zorundayım. Biz o planları yaparken kader bize iyi dalga geçmiştir Emi. Gelebilir miyim? Ha, geldi. Nasılsın? İyiyim. Ne oldu? Mustafa, ilk çekin karşılığını bankaya yatırmış. Nasıl? Onlar o kadar iş yapmış mı? Babanın bize söylediği şeyi hatırlıyor musun? Kalede konağını şerefsizlerden aldım. Konakta siz oturun. Kızımın kendini astığı o evde. O konağı hala alabiliriz Nazar. Ama bir an önce Mustafa'ya kaptırdığımız müşterileri geri kazanmamız lazım. Artık her dakika bizim için altın değerinde. Yani? Yani diyorum ki hemen şimdi gidip yarın için nikah günü alalım. Ne? Yarın mı? Yarın çok erken ya. Nazar, babanın dediklerini hatırla. Hemen evlenin dedi. Hadi. Ben anam namaz kılayım. Ben gideyim onu çağırayım. Çıkarız. Ben Vedat'ın karısı olacağım. Sen onun hiçbir şey olmayacaksın. Anladın mı? Sen onun hiçbir şey olmayacaksın. Sus artık, sus! Nazar'la evlenmemizi engellemek için. O zaman sana bir soru daha. Acaba beni babana şikayet eder misin? Nefesin elini sıktığın gibi. Babanın da elini sıkar mısın acaba? Eniştem beni astı der misin Mercan? Hayır, 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 hayır. Tabii ki demezsin. Demezsin akıllı kız. Çünkü sen eniştenin neler yapabileceğini çok iyi bilen biri olarak böyle bir aptallığı asla yapmazsın. Değil mi Mercan? İyileşeceksin. İyi olacaksın Mercan. Hep beraber çıkacağız bu durumdan. Hah.
Nazar planlarımızdan bahsetti herhalde. Bahsetti. Madem ucunda kalelileri yok etmek var, gidin alın nikah gününü. Yani dillere destan bir düğün yapmak isterdim ama Mercan bu haldeyken... Ama iyileş. Kardeşine dillere destan bir düğün yapacağım Mercan. Hep beraber dans edeceğiz. Söz var Burak, biliyor musun? Neymiş yenge? Bazen Allah kurtarır, sen ayrıldım sanırsın. Yani? Yani. Verilmiş sadakan vermiş ki o kıvırcık fitne fücurdan kurtuldum. Yenge etme daha. E ne etmeyeyim yengaz? Ben o kızı elçi olarak istemiyorum dedikçe yapıştım kaldım. Aha bak şimdi sen dertleniyorsun. Ya yenge, ben o kızı alamadım diye mi dertlenirim sanaysın? Ben o kız... Vedat şerefsizin eline düştü diye dertleniyorum. Koca Ram, Ahmet aklıyla çeker zahmet. O hakim dedi ki git Vedat'a hede. Nefesini mi görmedi salak kız? Oy abimin asiyesi, oy. Ne Mustafa'mın yangası, ne? Yalan mı? Hem dertlenme. Nefesin planıyla hallolacak Vedat işi. Selma, Tahir geldi mi? Yok, gelmedi. Siz deyin bakayım ne yattınız, tamam mı? Tamam Asya, tamam. Nefesin planı tuttu. Necip işi tamam. Oy, ballarını seveyim seni. Yani artık gitmeyesiniz Rusya'ya. Ben zaten evimi bırakıp Rusya'ya gitmiyordum Asya abla. Asya, haklıymışsın hatun. Nefes tam sağa layık bir evdi. Yengaz, lan unut sen de artık şu kızı. Yengaz, tepemin tasını attırma da dua edin de Nazar evlenmeden planınız işe yarasın. Güzel Ticum, planı kurdun. Şimdi niye asuktun muncurlar on? Anladım. Sen Tahir'le aran bozuk diye dertleniyorsun. Bence de dert lan. Ağır laflar ettin şu an suratına suratına. Bırak da oğlumu ben düşüneyim dedin. Yuh yani sağdan nefes. İyi ha tamam şaka ettim. Kız Tahir sağa kıyar mı? Akşam yüzünü görünce... Ulan nefes, eder, affeder seni. Bakalım ben affedecek miyim onu? Niye affetmiyorsun? Ben bir şey mi kaçırdım? Bana sormadan hayatımla ilgili kararlar aldığı için olabilir mi Asya abla? Belki ben Rusya'ya gitmek istemiyorum. Belki ben sizden ayrılmak istemiyorum. Belki oğlumu geri almak için benim başka planlarım var. Ki var zaten. Ama ne düşündüm Tahir'in umrunda mı? Değil. Şimdi sen böyle deyince ben de oldum Nasrettin Hoca. Ne diyeyim kuzum, sen de haklısın. Haklıyım ama bir şey değişmiyor. Benim ne düşündüğüm Tahir'in umurunda bile değil. Burnunun dikine gidip duruyor. Kim bilir yine ne kuruyor kafasında. Kız yok. Sen o kadar kızdın. Gene kendi bildiğini okur mu? Sence? Bir düşündüm. Okur. Niçin? Çünkü o deli Tahir. Müzik
Devrem, kaçma işi senin evliliği tehlikeye atacak gibi. Bak sonra Nefes yenge kıçına tekmeyi basmasın. Sen gurbete gittiğinde ailen ne yapacak onu düşündün mü? Bırak oğlumu da ben düşüneyim. Hele bir suya kapağı atalım. Tekmeyi yersek de eyvallah deriz. Ne yapalım? Hayır, ben senin inadını... Başlama lan yine. Yiğit'i başka türlü geri almanın bir yolu mu var? İtiraf polise, biz Rusya'ya. Bitmiştir. Tahir, kaç saattir dolanıyorum bu şahım. Yaktığımız mazotu ağabeyin duysa hepimizin ağzını... Gelmeyecek bu Moskoflar. Gelecekler. Hep aynı rotadan geçiyorlar. Gündüz olmazsa gece ama mutlaka gelecekler. Abi ya, gelseler mi iyi, gelmeseler mi bilemedim. Adamlar azılı bela. Tahir, acaba sınır kapısından mı gelseniz yine? İdris, sen salak mısın? Vedat'ı hapse tıktırdığım an Nefes'i şikayet edecek. Sisteme eşgali kanun kaçağı diye geçecek. Kendi ellerimle mi sınır polisine teslim edeyim kızı? Ya biz durun da, boğuldum. Gelin bakalım. Hep silah kaçıracak değilsiniz ya. Aga, sen beni çok bozdun ha. Önce sahte pasaport, şimdi kaçakçılar. Polisim lan ben. Oğlum polisim lan ben, hatırladın değil mi? Ha? İnsan bir azıcık bir çekinir. Sağ adamlarla silah kaçır mı diyorum Devrem? Tanı işte. Biz Rusya'ya geçtikten sonra köklerini kazırsın şerefsizlerin. Çok sağ ol Devrem. Vallahi lütfettin. Allah senden razı olsun. Rica ederim Devrem, rica ederim. Haydi yürüyün. İdris, yürüten size. Kaleladin Vasilyusu. Ot Kaleladin Vasilyusu. Cemil Dağ Devren Privet Duits Vas. Кто вы? Что вы хотите? Здраз Дувичи ми друзья Джемиля Дağ Деврена. Мы хотим ажилах поговорить. Что за работа? Бизнес, который является просим и очень выгодным. Приближаемся. Келилемиш. Gelsin ver bakalım. Yuh, ellerindekilere bak aga. Eleştiği mi lan o? Dere bak, A takımı gibi geziyorlar. Silah kaçakçısı adamdan ne bekliydin Devrem? Altı patlar mı? Да, Деврана. Однако только что мы с ним поговорили. Он сказал, что знает вас. Ne dedi? Cemil'le konuşmuş. Bizi tanımadığını söylemiş. Zarf atıyor yer. Cemil hapiste. Onunla konuşamaz. Ya bir şekilde konuştuysa? O zaman şu arkadaki yarmayla sakallı bende, gerisini siz paylaşın. Aman ne güzel plan yaptın. İyi, kelaynağı da ben yerim. İdris, Cemil'in hapiste olduğunu söyle. Yemesinler bizi. İşimize bakalım. Bizi, beni ve ailemi Rusya'ya kaçırıp kaçıramayacaklarını sor. Cemil, не мог он говорить в тюрьме. Теперь, скажите мне, что вы хотите, чтобы они отвезли этого человека
и ее семью в Россию. Так. Почему он хочет поехать в Россию? Neden Rusya'ya kaçmak istediğini sor abi. Azılı bir manyak olduğumu söyle. Burada öldürecek adam bulamadım. Şansımı bir de Rusya'da deneyeceğimi söyle. Lan ona ne? Bizi kaçıracak mı, kaçırmayacak mı onu sor. Atesli tu. Eylül, sevdi seni. Sevme lan beni. Yer herif, ateşli nedir da? Sto. Он поссорился с женой, поэтому такой. Вы не обижайся? Давай о подробностях поговорим. Давай. Хорошо. Давайте поговорим о деталях работы. Но это обойдется вам очень дорого. Pahalıya patlarmış. Ula ben şimdi onu bir patlatacağım. Moskova'da iftar açacaklar. Manyak mısın lan sen? Sağa sola dalacağım diye gidip Rus mafyasına çatıyor. Allah sonumuzu ayırsın. Eyvallah abi, sağ salim dönüydük. Zevzekliği bırakın da sor bakalım kaç para, kaç para? 100.000. 100.000. Saniye Hanım. Niye kaçma Aysun Moskova? Efendim? Oğlum pek hevesli. Köyünü, evini, ailesini gözünü kırpmadan ardında bırakacak. Saniye Hanım. Senin uğruna gurbete gidecek. Sen niye gitmiyorsun? İşine gelmeyen ne dur? İşime gelmiyor. Çünkü kaçarak yaşamak istemiyorum. İşime gelmiyor. Çünkü oğlum her an annesi yakalanır korkusuyla büyüsün istemiyorum. İşime gelmiyor. Çünkü siz her ne kadar istemeseniz de bu ev benim yuvam diyebileceğim ilk ve tek ev. Benim abim öldü. Ben burada 3 tane abi buldum. 1 tane abla buldum. Annemi hatırlamıyorum. Ben doğarken ölmüş. Biliyorum. Siz beni hiçbir zaman evladınız olarak görmeyeceksiniz. Yete torunum demeyeceksiniz. Ama siz bizi korudunuz. Bize değilse bile köylüye, sosyal hizmetlere bir aileymişiz gibi davrandınız. Kaleli konağı bize kale oldu. O yüzden bu kaleyi korumak istiyorum. Tahir gitmesin. Kaleliler eksilmesin istiyorum. Bu yuvaya hasret acısı girmesin istiyorum. Ben öksüzüm. Tahir öksüz kalmasın istiyorum. Ben evlat hasreti çekiyorum. Siz evlat hasreti çekmeyin istiyorum. Haydi. Gel orucunu aç. Acıkmışsındır. Ya Tahir nereye durdu? Gelmeyecek mi o? Ama dedik ya işte anlattık ha. Tepesi yapmış her geleni. Ya başlayacağım şimdi onun tepesine. Ya benim kızı aldı gitti bir daha da hiç uğramadılar bana. Senin kızları alıncaya kadar tüniler senin kapıya hoca efendi. Sonra da benim başıma sarıylar o kızları. Hoş geldin. Oo, durun durun. Vallahi kaynanamın son dakikaları. Kız ana iyi misin?
Buraya nefesle geldin. Hiç yarlamadın. Bir de espri yaptın. Asiye, Asiye. Hoş bulduk Dünür'üm. Fatih. Tahir'le konuştun mu? Yok yenge. Telefonu kapalı. Gidemedi ya. Kudurmuştur. Kudursun, kudursun. Ya ben aşısını yapacağım onu. Oo, ya bakın abular ha. Hep bir oldular paşama yürüyler. Nefes. Kız korusana kocanı. Korunacak yeri olsa koruyacağım. Ama haklılar. Hadi duamızı edelim, iftarımızı açalım. Ben teravihe gecikmeyeyim ha. Halin ne Nazar? Gören de yarın cenazemiz kalkıyor sanır. Ya sen yarın hemen evlenelim deyince biraz bekleseydik. Bu konuyu konuştuk sanıyorum. Evet konuştuk. Eyşen nerede? Bilmiyorum. Telefonuna ulaşamıyorum. İstanbul'a gitti herhalde. E niye kızdı? Herhalde Yiğit için endişeleniyor. Yani sen onu kabul edebilecek misin yoksa kötü bir üvey anne gibi mi davranacaksın emin olamıyor bence. E niye kabul etmeyeyim? Küçük, masum bir çocuk. Çok tatlısın. Yiğit nerede? İnmeyecek mi yemeğe? Yiğit yukarıda Ceylan'la oynuyor. Ceylan kim? Ceylan Necip'in kızı. Değil mi Necip? Küçük kızım. Bir de büyük kızım var. Berrak. Evet biz bu evde büyük bir koloni halinde yaşıyoruz Nazar. Umarım kabul edebilirsin. Yok sorun olmaz. Yemeyeceksin herhalde. İstersen yukarı çıkıp çocuklarla oynayalım. Ben bir lavaboya gideyim. Tamam. Yukarıda göstereyim. Ben giderim. Merhaba. Merhaba. Ben Berrak. Nazar bende. Lavaboyu araydım da ben. Vedat'la nişanlanmışsınız galiba öyle mi? Evet. Nazar bak çok büyük bir hata yapıyorsun. Eğer onunla evlenirsen... Berrak! Ne olurmuş abim Nazar benimle evlenirse? Sen odana geç istersen Berrak'cığım. Hadi abi. Kusura bakma ya. Bu kız evleneceğimi duyunca üzüntüden biraz böyle saçmalamaya başladı da. Ben niye ki? Yoksa senden mi hoşlanıyor? Babasının patronuyum ya. Böyle biraz hayranlık, biraz platonik bir şeyler falan. Zaten garip kız, boş ver onu. Gel bak. Yiğit, bak size kimi getirdim. Merhaba Yiğit, nasılsın? İyiyim. Ne o? Sevinmedin galiba beni gördüğüne. Benim şey sevinecek halim yok. Annesini özlüyor da. Peki beni bu arkadaşınla tanıştırmayacak mısın? Ne kadar güzel bir kız böyle. Adın ne senin? O seni duymaz. İşitme engelli de. Engel değil bir kere o. Özellik. Onun adı gözleri konuşan Ceylan. Ne kadar da güzel bir ismi var.
İsmi de kendi gibi. Tabii güzel. Annem taktı o ismi ona. Nazar. İstersen seni bırakayım artık. Geç oldu. Şimdi Esma'cığım, de bakayım ben. Ha bu Necip denen herif o şiddeti bize kanıtlarsa. Biz Yiğit'i ne zaman alırız? Çok kısa sürede alırız. Yeter ki Necip bize bir kanıt getirsin. Dua edelim de Necip bize kanıtı getirene kadar arada nazar harcanmasın. Murat. Ne Murat ya? Ne Murat? Burada hepimiz durduk. Necip denen herif bize şiddeti ispatlayacak diye bekliyoruz. Vedat bu sırada Nazar'la evlenir. E hala hazırda elinde karısı da var. Sonra bir bakmışız Necip'in bize getirdiği kanıtlardaki kurban Nazar. Peh! Murat, bak öyle değil. Tahir Cemil'i içeriden çıkartıyor. Mithat abi hastaneye adam dikti. Mercan ifade verebilecek duruma geldiği an ifadesi alınacak, Vedat içeri tıkılacak. Bak ne olur böyle yapma. Umutsuzluğa kapılma. Eğer biz o itirafı verseydik... Şimdi yok o öyle olsaydı, yok bu böyle olsaydı diye konuşup durmazdık. O Vedat iti hapse girmişti şimdiye. Nefes yengem de içerideydi. Hatta biz de Tahir abim ne zaman toprağa girecek diye tetikteydik. Allah korusun. Amin. Zaten dua etmekten başka yapacak bir şeyimiz kalmadı. Haydi iyi geceler. Kızın nerede? Çocuklarla beyim. Ceylan. Yiğit'in yemek yemesi lazım. Değil mi? Yemek yemeyeceğim. Ama annesi üzülür. Evet. Nefes. Dışarıda bekle. Çık dışarıda bekle beni. Çık. Oğlum daha iyi misin? Değilim. O bana biraz kızgın. Ama seninle aramız iyi, değil mi? Canım. Yiğit. Ceylan'ın aklını saçma sapan şeylerle doldurma. Kız zaten duymuyor. Bir de senin için üzülmesin. Lütfen. Tamam mı? Patlayacağım ki şiddet olayının gerçekliğini. Vallahi o kadarını sen bileceksin. Benim istediğim bu şerefsizin hak ettiği cezayı çekmesi ya. Hani biz Vedat'ı cinayetten içeri alırsak... ...sen de yardım ve yataklıktan yatacaksın. Ama sen
kadına karşı şiddet olayını ispatlarsan biz seni koruruz. Sen de ailenin başında kalırsın. Onu da diye! Sen adresi gönderirsin ha. Haydi gözünüz aydın. Nazip yola gelmiş. Yarın buluşuruz. Hadi gitmiyoruz mu? İyice kök saldın ha. Sen git. Ben bu hırsla eve gidersem yıkmadığım yer kalmaz. He anladım. Hala Nefes yenge öfkelisin. Nasılsa denizde yanmaz diyorsun. E güzelmiş aga. Ali! Bir git abi. Yarın Yiğit'le Ceylan'ı almaya gittiğimizde gelirsin. Oğlum sen bayağı bayağı beni kullanıyorsun ha. Yüzsüz olmasam güzeleceğim artık da. Neyse ağacığım. O zaman sana iyi köpürmeler, Ali Baba gider. Haydi. Nefes git. Sen benim olduğumu nereden anladın? Aklımdan bir türlü çıkaramadığım kokunu duydum Nefes. Nasıl? İyi sevdalanmış mıyım? Hayır. Ben... Biliyorum çok kızdım. Biliyor musun? Bir fışkı bildiğin yok senin. Bir tek sen biliyorsun değil mi? Ama yemezler. Sadece sen biliyormuşsun gibi davranma. Bu kavgayı da, bu sevdayı da, bu hayatı da tek başına yaşıyormuşsun gibi davranma. Tek başımayım tabii lan. Bugün sen demedin mi? Sen oğlumla, ben tek başıma. Bu yani? Sen benim canımı yakmaya mı çalışıyorsun? Yakıp yıktığın bu cana sayarsın. İstemeden söyledim. İsteyerek ya da istemeyerek. Sen bugün bana benim oğlum dedin mi? Bitmiştir. Ben bir kere bizim oğlumuz dedim. Bir anlık öfkeyle söylenmiş bir söz için mi pes ediyorsun Deli Tahir? Ne pes etmesin ha? Ne pes etmesin? Pes edenin de, seni buradan alıp gitmeyenin de, o susmayan ağzını kapatmayanın da. Yiğidim. Tahir abi. Aa neredesin sen? Gemide mi? Gemideyim tabii ya. Ya ben de yine
üçümüz yan yanaymış gibi yaparız diye düşünmüştüm. Ama olmadı. Bence yine yapabiliriz. Aa, anne. Annem. Anne, bana çok kızmadınız değil mi? Hani babanla kalmak istiyorum dedim ya. Annem, kızmadım bir tanem. Ben hapse girmeyeyim diye yaptım, biliyorum. Aa, biliyor musunuz siz? Biliriz tabii ya. Ama hiç merak etme. Kimse hapse girmeyecek, gideriz buralardan. Gerçekten mi? Tahir, anneciğim, gitmeyeceğiz ama hep beraber yaşamanın bir yolunu bulacağız. Benim pek umudum yok. Bizim umudumuz biterse inadımız başlar. Değil mi Tahir abisi? Anan çok doğru dedi yiğidim. İnadımız başlar. Afiyet olsun. Hah, imsak kuşları da imsak atmadan yetişti. Oturun, oturun, buyurun. Necip'le anlaşmışsın abi. Nefes öyle söyledi. Deli deli işler etme hep. Akıllı çareler arayanlar var çok şükür. Diyelim ki akıllı çareniz işe yaradı. Diyelim ki bu şiddet hadisesini ispatladınız. Diyelim ki Yiğit'i aldık. Vedat hala patlamaya hazır bir bomba olacak. Ne zaman delirip de nefesi hapse attıracağını bilemeyeceğiz. Tahir, bak bir planla Yiğit'i geri alma ihtimalimiz var. Onu sonra düşünsek. Plan öyle ihtimal üstüne kurulmaz Nefes Hanım. Rüzgarın hızını bile hesaplarsın ki mermi hedeften şaşmasın. Sen şaşmışsın. Mermi şaşsa ne olur? Evini kökünü bırakacak kadar şaşmışsın. Sakinim, sakin. Yok, olamayın. Sensin, ne yapayım? Hadi sabah ola, hayrola. Allah rahatlık versin. Hadi hayırlı geceler abi. Bir insanın her bir deliğe inat olur mu arkadaş? Kızmışsın, almışsın be. Nefes. Haydi. Haydi kalk. Nefes. Alo, haydi. Ne oldu Tahir? Sabah oldu. Sabah? He, sabah.
Derdin de benim, dermanım da ya. Sabah oldu. Şimdi derman olma kısmı bitti. Haydi bakalım. Dert olacaksın yani yine. Gideceğiz diye tutturacaksın. Bak nasıl da tanıyor kocasını. Konuyu kaynatma. Yiğit'e bir daha gideceğiz demeyeceksin. Niye Nefes? Yalan mı söyleyeyim çocuğa? Ha yoksa ben karışmayayım, senin oğlun mu? Hayır. Şimdi çıkarsan üstümü değiştireceğim. Çıkmıyorum ve biz bu konuyu hallediyoruz. İyi, sen bilirsin. Tamam, çıkıyorum. Cevap verir misin? Nereye dedim? Veririm tabii ya. Karım bana soru sormuş. Ben cevap vermez miyim? Cemil bugün çıkar ya. Gitmeden bir konuşayım istedim. Ailesinin başında dursun. Benim de aklım geride kalmasın istedim. Nasıl? Münasip mi? Hala gideceğim diye ya. Koyacaksın kafasına gombozu. Tahir. Hani biz bir iddiaya girmiştik ya. İddia? Top sektirme iddiası. Anne sen de gelsene. Anam ne anlar oğlum futboldan? Hiç de bilemem. Bir kere acayip top sektiriyor. Kaç tane sektiriyor ki? Bir, üç, hiç. 20. Yuh, hayatta inanmam. Bence yarışma benimle. Hadi bakalım, hodri meydan. 5'ten fazla sektir, dile benden ne dilersen. Ama 5'te kalırsan, dün gece konuştuğumuz şeyi kabul edersin. Söz mü? Söz. Yiğit şahit. Bence çok kötü bir anlaşma yaptın Tahir abi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi bir, yirmi iki. Ya pardon ya. Yalnız 20'ydi değil mi? Ben bir an fazla kaptırdım kendimi. Dedim sana Tahir abi, annem kazandı. Ne olmuş o iddiaya? Ben kazanmıştım ama bir şey istememiştim. Şimdi istiyorum. Gitmiyoruz ve burada kalıyoruz. Nefes, böyle ciddi bir kararı böyle saçma bir iddiayla almayacağız herhalde. Niye? Sen o saçma iddiayı kazansaydın beni zorla götürecektin ya. Yengem, kuyruğu kaptırdım vallahi. Aferin gelin hanım. İddiadan dönülmez. Dönenin kaşığı kırılır ha. Abi, gaz vermeyin şuna ya. Gidiyoruz Nefes, sen başka bir şey iste. İsteğim belli. Ha, ama sen sözünde duramayacaksan bize söyle. Biz de gözümüzde deli Tahir'i büyütmeyelim. Ula. Ne diyorsun? İddia sonucuna katlanıyor musun yoksa kıvırıyor musun? Ay kafam. Cevabın? Tamam. Ama hapse gireceğini anladığım an elini kolunu bağlar kaçıyorum seni. Anlaştık. Sen lan varsın ya. Çak çak anama da çak bir beşlik. Eksik kalmasın. Şebeke kesildiler başıma. Niye çıkardın la beni? Sana da hayırlı günler Cemil abi. La bana bak. Senin yüzünden Mercan'ım yatalak oldu. Seni gebertemediğim için günlerdir uyku uyuyamıyorum. Şimdi defol git. Yarım kalan işimi bana tamamlatma. Ulan ne zota zot adamsın be. Sana kızının Vedat Aslı diyorum. Sen gelmişsin beni gebertemediğin için uyku uyuyamıyorum diyorsun.
Mercan'ı asan adama nazarı verdin Cemil abi. Sesim geleyim oraya. Vazgeç ula. Kendini aklamak için millete iftira atmaktan vazgeç. Dursana yaptığın arkasına. Aradı senin delikanlılığın. Sakın. Benim delikanlılığımı sorgulayacak son kişisin daha deviren. Benim ayarlarımla oynama. Şimdi seni içeriden neden çıkarttığımı sormuştum bana. Ailenin yanında dur. Vedat'a meydan bırakma. Nazarı yakma diye çıkarttım seni içeriden. Ama sen ne yaparsın onu bilmem. Ben insanlık vazifemi yapayım da. Ha bu arada dün Yegor'la tanıştık. Yakında polis arkadaşlar kendisine ufak bir ziyarette bulunabilir. Eğer aklın varsa bu aralar silah kaçakçılığı yapmazsın. Cinayete teşebbüsten yırttın, kaçakçılıktan hapis yatma. Hadi eyvallah. Beğendin mi? Hayır. Yani tabii sana ne yakışmaz da istersen başka bir şey dene. İyi peki. Efendim. Tamam. Nazar, acil bir şey çıktı. Acil bir şey çıktı da gitmem lazım. İyi, tamam sen git, ben hallederim. İşte en sevdiğim. Anlayışlı kadın. Bakayım değil mi? Murat başına kış güneşi mi geçti? Bence bana nazar değdi. Kız Murat, tal mısın? Talsun ya. Sana yüzük seçmeye geldim. O yüzden buralarda fazla dolanma da sürprizi kaçmaz. Parmağıma senin yüzünü takacağım ama boynuma emek takarım. Parmağıma senin yüzünü takacağım ama boynuma ilmik takarım derken bu kadar ciddi olduğunu bilmiydim ben Azar. Çık git buradan. Gideceğim. Gideceğim ama bana önce şunun cevabını ver. Beni Vedat'tan niye korudun? Nişanlımın eli kana bulansın istemedim. Yok ya. Ben de bunu yedim öyle mi? Sen bana kıyamadın Nazar. Saçmalık. Sırf şu gözünü kör eden intikamın yüzünden evleneceksin o şerefsizle. Ya diyelim ki öyle. Sana ne? Az önce aptal mısın diye sordun ya.
Kim vardı aklında? Git buradan. Vedat mı vardı, ben mi vardım? Murat git de dur. Üstünde Vedat'a giyeceğin gelinlik varken aklında kim vardı Nazar? Sen vardın. E tamam işte. Hadi çıkar şu gelinliği. Ama olmaman gerekiyor Murat. Sen ve ben diye bir şey yok. Abin yüzünden ablam orada yatarken yok. Babam cezaevindeyken yok. Nişanlandım ben, gördün mü? Ben bugün bu gelinliği Vedat için giyeceğim. Ve sen de, ailen de bize yaptığınız her şeyin bedelini ödeyeceksiniz. Lan s**tim her şeyi. Kızım sen kendini yakacaksın, anlamay mısın? Anlamayırım, anlamayırım. Nazar Hanım, bir problem mi var? Şimdi eğer bir başkasının nişanlısına yan gözle bakacak kadar şerefsiz değilsen çıkıp gidersin. Sorarım tabii abi. Sen kaygılanma, sorarım. Teşekkür ederim. Hadi Allah'a emanet. Haydi rast gelsin Mustafa. Kapat Rasya. Nertin ula, çözdün mü Cemil işini? Çıktı mı hapisten? Çıktı da adama ne desem boş. Vedat'ın pisliklerine gözleri kapalı. Sen diyeceğini dedin, edeceğini ettin aslanım. Bundan sonrası ona kalmış. Öyle. Sen Necibe mi? He, Necibe. Bu işi kökünden çözme. Bu kökten çözüm değil abi. Vedat bugün susar, yarın pislik yapma. Nefesi hapse atmak için uğraşmaya devam eder. Bunu sen de ben de çok iyi biliriz. Bak ula. Yine başım sıkıştığında çekip gideceğim diyeceksen. Abi tamam da kıytırık bir iddia yüzünden gitmekten vazgeçtim ya. Açma şu konuyu da. Açacağım. Ya neyini açacaksın? Abdirik kubdirik planlarınıza da eyvallah demişim. Ya dön ne istiyorsun? Bana söz ver istiyorum. Her sıkıştığında bu aileyi bırakıp gitmeyeceksin. Abi haydi sen şu Necip'le olan işini çöz. Haydi kolay gelsin. Dinle Allah, dinle. Böyle de önce ben, sonra sen. Bak biz olmasak ha şu gördüğün çatı üç güne yıkılı gider. Bak nefese. Ben kalacağım dedi. Ailem dedi. Yuvam dedi. Yarın öbür gün sen bu ailenin başına geçtiğinde ve ilk dara düştüğünde çekip gitmek olmaz aslanım. Bu ailenin başında sen varsın. Eyvallah. Bak kimsenin yarına garantisi yok. Düşmez kalkmaz bir Allah. Benim de garantim yok. Yok doğru. Ama ben senin emanetlerini bırakıp gitmem. Abi. Sen de gitmeyeceksin. Ben arkamda kapı gibi kardeşimi bilmek isterim. Babam sizi bana emanet etti. Eyvallah. Ben ailemi sana emanet edebilecek miyim Tahir? Sorumluluktan kaçmam ben. Sen vicdanından kaçmazsın. Merhametinden kaçmazsın. Sen verdiğin sözden kaçmazsın Tahir. Ama sen daha sorumluluk nedir bilmiyorsun kardeşim. Şimdi de la. Benim arkamda kapı gibi kardeşim var mı? Yok mu?
Var ulan, var. İşte benim kardeşim bu be! Aslanım benim! Oh, koşun beni! Merak etme kızım. Artık acımız dinecek. Vedat bir daha bize asla dokunamayacak. Demek beni sırtımdan vuracaktın Necip. Oysa söz vermiştim. Sana asla kalleşlik etmem demiştim. Ya. Çok canın acıyor değil mi Necip'i? Kasırın isyanda hiçbir yerin tutmaz. Seni öldürmemekle çok iyi karar verdim. Sonuçta sana minnet borcuyla köpek gibi bağlı olan bir adamı öldürmek akıllıca olmaz değil mi? Sonuçta bu minnet kolay yaratılmıyor. Gerçi sayar kuralları no 3. Hatırlarsın ya. Necip. Değil mi? Derste sen de vardın. Ne demişti? Minnet. Minnet yaratır. Her tür kalleşliği bekle sana borcu olandan. Ama korkuyorsa... Korkuttuysan bir adamı... İşte o zaman... Sana zarar vermekten önce kopar. Çünkü çekinme dediğin şey hiç bitmeyen bir ceza korkusuna dayalıdır. Hatırladın mı? Hatırladım. Önceki geceden beri bir ceza korkusuyla yaşamak nasıl peki? Kötüydü. Minnet miydi durumları ne alemde? Bana bir kardeşlik yapmayı planlamıyorsun değil mi? Asla.
Ama sözünde durmadın Necip. Bana kalleşlik ettin. Beni sırtımdan vurmaya kalktın. Ama sırtından vurma konusunda Vedat Sayar'la yarışamazsın. Çünkü ben vakit kaybetmem. Bir de sen dersleri de her zaman ihmal ettin. Hep hatırlatmak zorunda kalıyorum. Neydi? Sayar kuralları No 4. Birini öldüreceksen önce vur, sonra konuş. Necip, Necip. Lafımı bitirdin mi? Bitirmedin mi? Sana ölebilirsin dedim mi? Demedim. Aferin Hasan'ım, işte böyle. Şimdi beni iyi dinle. Ölmeden önce bilmen gereken bir iki şey var. Karını öldürdüm. Berra'nın haberi yok daha. Hala annesini özlüyor. Ama merak etme. Kızını da öldüreceğim. Neden biliyor musun? Çünkü o da aynı babasına çekmiş. Berrak da kalleşliğe çok meyilli. Ha? Allah belanı versin. Şimdi aileni de koruyamadığını öğrendiğine göre huzur içinde ölebilirsin Necip. Cehennemde görüşürüz sevgili dostum. Sizin gibi şerefsizlere güvenen aklımı çoğuma çoğuma. Çok
Acele et biraz. Nikahımı kaçıracağım. Şu gömleğini de değiştir. Kan olmuş. Bağış üstüme. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bir lavaboya gideyim, sen ablanı götür. Ne kadar güzel olmuş değil mi? Biz bu hayalleri hep senin için kurardık. Şimdi şu hale bak. Ama merak etme ablam. Kalilerden alacağım senin intikamını. Hoş geldiniz Emine. Buyurun. Baba. Kızım. Nereden çıktın sen? Allah'ıma şükürler olsun. Adam sen nasıl çıktın? Nasıl çıktımsa çıktım karı. Merza. Allah'ım sana şükürler olsun. Evlenme sırası kızımın. Sen şimdi havlu havlu oturuyorsun ha. Vedat tanıdın. Çok acil bir işi varmış, gelir birazdan. Sen niye hazırlanmadın? Senin bugün nikahın yok mu? Gelinliksiz mi evleneceksin? Baba, sen çıktığına göre evlenmeme gerek yok. Sen geçersin işlerin başına. Bu kıt karı aklında bunu mu düşündün? Ha bu ne diyor Cemil? O ne dedi onu bilmiyor. Ama ben... Cemil Dağdemir'in kızı evleneceği gün nikahı bıraktı dedirtmem. Zaten ablam başımı yere eğdi. Gitti bir şerefsiz yüzünden kendini astı. Bir de sen rezilluk çıkarma başıma. Etme baba. Biz iş için evleniydik. Sen içerideydin, yoktun. Uzatma! Ben ne diysem o. Benim sözümün üstüne söz mü diyorsun ha? Vedat'ı karşımıza alırsak... Kaleleri nasıl at edecek? Evleneceksin. Bitti. Gir. Selamünaleyküm Sayın Savcı. Oo, Murat hoş geldin. Hayırdır? Hayır, hayır. Ben Vedat Sayar. Karımın abisi ve yakın korumam olan Salih Zorlu'yu... ...karımı ve oğlumu benden kaçırmak istediği için öldürdü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Türkan, nerede durdu Amadun? İşi çıkmış, yoldaymış. Tabii canım. Adam koskoca patron. Ama düğün günü de işi çıkması biraz tuhaf. Rası, ya sus ya git. Cemil. Sen nikah memuruyla ilgilen, ben gidip nazara bakayım. Maşallah benim kızım ha. Hani gidiyor o damat? Nikah memuru geldi, Naciye bana laf sokayım. İyi ama işte ona da konuşacak iki laf düşmüştür. Hadi hadi bana laf çarpacağına ara bakalım Vedat'ı neredeymiş, sor. Evet.
Türkan Hanım. Müstak beleşimi alayım. Cemil Bey. Geçmiş olsun. Sağ olsun. Nikahımıza yetişebilmenize çok sevindim. İşte Allah nasip etti ben. O zaman herkes tamamsa artık evlenebiliriz. Çok güzel olmuşsun. Keşke onu sevmeseydin. Senin de canını yakabilir. Olmaz. Sana adamın canavar olduğunu söylersem çok korkarsın. Çünkü sen daha çok küçüksün. Ama ben seni korurum. Gelin hanım, isminiz, soy isminiz? Nazar Dağ Devren. Damat bey, isminiz, soy isminiz? Vedat Sayar. Nazar Dağ Devren, Vedat Sayar'ı eş olmaya kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Vedat Sayar, Nazar Dağ Devren'e eş olmaya kabul ediyor musunuz? Evet, evet. Ben de sizi karı koca ilan ediyorum. Sizi karı koca ilan ediyorum. Nazar. Şey, oğlum mesaj atmış da. Kusura bakmayın. Hemen geliyorum. Thank you.
Betül, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah mesut Allah. Sen ne oluyor ya? Vedat Sayar'ı cinayetten tutuklamaya geldik. Kimse ne? Kımıldamasın. Cinayet? Ne cinayet? Anlamadım ki. Ne cinayeti ya? Ne oldu? Alamadın mı? Necip gelmedi. Vedat yine yırttı yani. Çok güzel. Söyle Murat. Ne? Sakın peşlerinden ayrılma. Murat itirafı savcılığa götürmüş. Ne? Polisler Vedat'ı almaya gitmiş ama o Yiğit'i de alıp kaçmış. Yiğit? Ay! Ulan Murat. Murat peşlerinde. Nefes, eşyalarını topla. Abi, Fatih, Nefes'i taş yerlesine götürün. Ali'ye söyleyeceğim, sizi karşılar. Olmaz, ben de seninle geleceğim. Vedat ilk fırsatını bulduğunda itirafın intikamını almak için seni ihbar edecek. Avukatına söylemiş bile olabilir. En fazla 200 saati hakkında yakalama kararı çıkar. Ortalarda dolaşamazsın. Ama Yiğit. Sana onu getireceğim. Söz. Kendine dikkat edeceksin. Söz. Size emanet. Yaklaşma. Çok yakınızdayım. Ulan şerefsiz! Sana mı ateş ediyor? Murat! Murat ses ver! Murat! Abi! Lastiği patlat bir şerefsiz! Daha fazla gidemirim peşinden! Senin kadar nefret et. Siz benimsiniz. Benimsiniz. Gördüm onu. Vurma, dayı,
Halımla anam çarşıdan geldiğinde anamın hiçbir şey deme. Polisler Nefes'i almaya geldiğinde anam hiçbir şey bilmez. Tamam abi ama siz de habersiz komayın. Tamam koçum sen merak etme. Nefes! Asiye haydi! Ha. Geldik Mustafa'm. Allah'ım ne olur Tahir Yiğit bulmuş olsun. İnşallah bacım inşallah. Haydi Fatih Allah'a emanet. Hadi eyvallah abi yolunuz açık olsun. Yememiş, ihbar etmiş herif seni yani. Mustafa'm niye dedik? Nefes, Fatih'le arkadan kaçın kızım haydi. Fatih haydi yavaş yavaş arkadan kaçır oğlum Nefes bacıyı. Haydi. Mustafa Kaleli. Buyurun benim. Bagajı aç. Ne oluyor memur bey? İhbar doğruymuş. Tövbe. Bunun burada ne işi var? Seni Necip Yılmaz'ı öldürmek suçundan tutukluyorum. Kelepçeleyin. Tuzak bu. Ben kimseyi öldürmedim memur bey. Bırakın kocamı. Fatih Esma yara. Fatih tuzak mı? Abi. Tuzak mı tuzak? Abi. Abim yapmadı. Mustafa. Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez.